Türkiye demokrasisi adına hem de Türkiye'nin yaşadığı hukuksuzluklar sürecine dair sürekli değerli cümlelerinizi dinliyorum. Meclis çatısı altında aslında birçok partinin temsilinin mümkün olmasını savunanlardanım. Ama hani bugünün meclisinde de gerçekten hem partiniz adına hem şahsınız adına benim için önemli olan hani evrensel değerler üzerinden, toplumsal ihtiyaçlar üzerinden ortaya koyduğunuz tavır, bu süreçte de bize dönük desteğiniz için teşekkür ederim. Ziyaretiniz için de teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim hem ağırladığınız için. Ya şöyle düşünün, aslında hep gönlümüz sizinle bu arada. Birlikteyiz. Ta ilk seçimden bu yana. Ama galiba bizim şöyle bir özelliğimiz var. İyi günlerde zaten herkes etrafta oluyor. Çok ihtiyaç duyulmuyor. Ama bugün özellikle gelmek istedim gerçekten. Hem parti adabı, bütün parti üyelerimizin, yöneticilerimizin dayanışmasını, desteğini ifade etmek istedim. Hem de kişisel olarak da ben sonuçta bir İstanbul milletvekiliyim. İstanbul'da yaşayan bir yurttaşım ve açıkçası hani pek çok boyutla ele alınabilir bu hukuksuzluk. Külliyen bir hukuksuzluk var ortada ama temelde tüm yurttaşlar açısından, tüm ülke açısından esas mesele. Yani insanların en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkını gasp etmelerinin bir deneme alanına çevirdiler İstanbul Belediyesi. Yani seçim iptal ediyor, yetmiyor, şimdi yargıyı devreye sokuyor, yetmiyor falan. Buna karşı sessiz kalmak mümkün değil. Dolayısıyla herhalde tüm yurttaşlarımızın o duygusunu bir de sizinle burada paylaşmak önemli bir şey gözüktü bizim adımıza. Kuşkusuz bir son değil bu. Yani hiç öyle değerlendirmiyoruz. Yani yeni bir dönemin belki de başlangıcı bu dönemlerin hepsine hep birlikte yanıt vereceğiz. Kuşkusuz şahsınıza hedef alan kısmı var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef alan kısmı var. Altılı Masa'ya hedef alan kısmı var. Hepsi ayrı ayrı değerlendirilir ama toplamda aslında bu iktidara teslim olmuyor. Evet. Muhalefet kesiminde bulunan tüm yurttaşları karşısına alan bir karar. Biraz aslında onu söylemeye geldim. Yani biz bu karar aynı zamanda bize karşı da almış bir karar olarak değerlendiriyoruz. Böyle sonuna kadar yanınızda olacağız. Teşekkür ederiz. Ne yaparsanız biz de oradayız. O çizgide duracağız. Aslında ilk günlerde de gelmek isterdik ama maalesef öyle oluyor. Keşke kalabalık bir grubumuz olsa da arkadaşlar da öyle bir geç kalmadan da görelim istedik. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.